ben bir şey sorabilir miyim? Sakinleştirmek için bir sürü forteleriniz, ürünleriniz var da onlardan hiç hanıma kullanmıyor musunuz? Yani dayak değil mi? Ayıp oluyor. Yok, hanımın attığı dayaktan, attığı yerden gül biter. Gül biter. Ya. Gül bitmez, bitmez. Anne, sizi duyanlar da diyecek ki bizi sakinleştirmek için hocamız ürünleri bize sunuyor. İyi güzel de niye terzi kendi sökünü dikemezmiş hanıma? Hayır, biraz sakinleştirseniz. Benim hoşuma gidiyorum. Biraz daha vuruyorum, gülüyorum, gülüyorum. Statistikten zevk mi alıyorsunuz? Hı? O vurdukça hoşuma gidiyor. Relax, aşk rahatlatıcı. Aşk bu. Beyhan Hanım, aşk, aşk rahatlatıyor. Yani. Hocam çok mu aşıksınız? Evet, çok az. Çok az. Ya, o başka bir şey tabii ki. Yani biz ticari olarak kullanırız. Utanılacak bir şey değil hocam. Alkışlıyoruz. Yani sizleri hakikaten ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hürmetler. Saygılar. Yani lavanta forte kullandığı zaman kişi zaten rahatlar, relax, gerilmez. Sıkılmaz. Ailede huzur. Mesela karı koca arasında problem olduğu zaman, gerildiği zaman birisi tartışıyor, birisi diğerini hafif bir rahatsızlık üretiyorsa kişi lavanta forte veya sarı kantaron forte kullandığı zaman gerilmez, rahat olur. Yani gelse vursa bile hanımınız, karıcığım bir tane daha vur, bir de buraya vur, bir de buraya vur der. Yani hiç oral olmaz yani. Gerçekten. Bu 10 binlerce insan üzerinde sarı kantoron denenmiş, kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Bakın burada ben bunu kullanan, üreten profesörlerin de ismini burada söyleyeyim. Profesör Doktor Zoma, Profesör Doktor Hre, Profesör Doktor Hübne vesaire vesaire. Burada yüzlerce profesörün yapmış olduğu klinik araştırma var. Aile huzuru için sarı kantoron forte veya lavanta forte okulda, ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan fakat sınavlarda gerilen, strese giren, dikkat edemeyen, dikkat dağınıklığı olan kişiler kullandığı zaman relax olur, rahatlar. Bildiği her şeyi yazar, hiçbir şeyi unutmaz. Sarı kantoron kullandığı zaman. Ben de programa çıkmadan yarım saat önce iki sarı kantoron veya... Alıyor musunuz? Hocam doğru söyleyin, alıyor musunuz? Alıyorum. Buraya gelmeden, alıyorsunuz. Program başlamadan önce aldım. Sarı kantoron forte. Veya lavanta, sarı kantoron veya lavanta alırım. Rahat. Rahat, gerilmez, relax oluyoruz. Ben de istiyorum hocam onu. Tamam, problem değil. Bizim bir sunucumuz da başka bir televizyon kanalında. Şimdi o stüdyoya girdiği zaman böyle bütün kameramanlar, çalışanlar. O bugün yine gergin, hemen koşuşturuyorlardı. Abi abi, dedim ne oluyor? Hocam çok gerginim. Niye? Sabah 7'de başlıyorum, gece 11'e kadar koşuşturuyorum. Uyumadan geliyorum, işte bunlara çatıyorum. Canım sıkılıyor. Dedim ki sakin olacaksın. Sarı kantoron verdik biz ona. Bir hafta sonra görüşeceğim dedim. Bir hafta sonra vallahi billahi dedi kuzu gibi oldum. Gelip bana vursalar bile diyor. Hiç sakinim diyor. Hiç sakin, yumuşak. Kimse bir şey demiyor. Ben evlenirsem eğer kısmet olur da kesin eşimi alırım herhalde sizden. Sakinleştirici. İyi olur. Kavga olmaz asla. Ailede kavga olmaz. Sanıyorum. Ayrı şiddet olmaz. Yok, ben yani benden tarafı olmaz da en azından sakin olsun. Arada bir ben yine gözünü şişiririm herhalde. Hani ama hocamız kim? Ama hocamız var. Dayak yani belli. Aa ama yok yani, yok hani, işte yok, yok. Ben de sevdiğimden yaparım belki ama sakinleştireceğim herhalde. Evet, çok güzel, güzel fikir. Nur Hanım.